Gece geceler. Gece görüşüne hoş geldiniz. Gece görüşü bundan sonra yaz sezonu içerisinde, yaz dönemi içerisinde saat 22.30'da başlayacak. 22.30'da daha önceden bildiğiniz gibi 23'te başlıyorduk gece görüşüne. 22.30'da başlayacak ve işte gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Elazığ'ın tüm gündeminde bulunan ne varsa konuşmaya özen göstereceğiz. Bugünden itibaren saat 22.30'da karşınızda olacağız. Kanal 23 ekranlarında. İki gün aradan sonra yeniden birlikteyiz. Günün gelişmelerine şöyle bir bakacağız. Neler yaşandı, neler konuşuldu. Elazığ'ın öne çıkan başlıkları neler tamamını sizlerle birlikte değerlendirmek suretiyle programımızı yürüteceğiz. Ekranlarda bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarasının WhatsApp iletişim hattından bize ulaşabilirsiniz. Değerlendirmelerinizi, görüşlerinizi ve Aktarmak istedikleriniz bizimle paylaşabilirsiniz. Gelmeye başladı aslında programımızdan birkaç dakika önce bu tür mesajlar gelmeye başlıyor. Sizler de program esnasında bize eşlik edebilirsiniz. Elazığ'ın gündemine baktığınız zaman çok sıcak bir hava vardı birkaç gün önce. Ama bugün o hava kısmen de olsa serinledi. Daha yaşanabilir bir iklim içerisinde şu anda yaşıyoruz bugün. Diğer günlere nazaran çok daha ılıman ve güzel bir gündü. İşte böyle bir günde bakalım Elazığ'da neler olmuş, hangi başlıklar öne çıkmış ve kanal23.com'da en çok hangi haberler tıklanmış. Mustafa ekranlarınıza getirdi. Tolga açıyı ayarladı. Hemen bakıyoruz neler var bugünün gündeminde. Bugünün gündeminde ilk haberimiz koronavirüsle ilgili. Koronavirüsün temposu dikkat ettiyseniz çok fazla artık dikkatimizi çekmiyor. Kısıtlamalar tamamen e, neredeyse kaldırılmış durumda. Evet maske kullanımımız devam ediyor. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Fakat geçmişte olduğu kadar koronavirüs Türkiye ve Elazığ gündemini meşgul etmiyor. Rakamlar da her geçen gün düşmeye devam ediyor. Aşılanma oranını vereceğiz birazdan. Bir de Türkiye'deki vaka sayılarını aktaracağız. Türkiye'deki vaka sayıları bugün 4678 seviyesinde yani 5000'in altında izliyor ki bu e, varyant mutantının çok fazla yaygın olmasına rağmen tüm dünyada iyi mücadele ediyoruz. Aşılanma oranımız e, bir hayli yüksek. Elazığ'daki aşılanma oranını Mustafa şimdi ekranlara daha net getirebilirse okuyacağım ama %49 seviyesinde aşılanma var tüm Elazığ'da. Türkiye ortalaması ise %58.40. Mustafa Elazığ sana zahmet bana ya içeriden söyle ben az önce baktığımda 49 gördüm ama yanlış bilgi vermeyelim. Net bir rakam aktarırsam bana izleyicilerimizle onu paylaşmış oluruz. Türkiye ortalamasına baktığımızda, Türkiye ortalamasında nüfusun %58'inin daha doğrusu aşılanması gereken nüfusun %58'inin aşılandığını görüyoruz. E, aşılamada herhangi bir problem yok. Aşı tedariğinde bir problem yok. Gayet başarılı bir süreç yönetiliyor ve her gün belki de milyonlarca insan, 1 milyona yakın insan daha doğrusu aşılanıyor tüm Türkiye'de. Bu çalışmaların işte neticesinde hayatımız biraz daha normalleşiyor. Aşı karşıtları var, aşı olmayın diyenler var ama çok fazla kabul görmüyor çünkü insanlar hakikaten Koronavirüsten çok çekti. 2 yıldır evlerimizden dışarı çıkamıyoruz. Evet günün ilk gelişmesi böyleydi. Mustafa bakabildi mi? Baktın evet. Evet %48.7 doğru söylemişim. %48.7'lik bir aşılanma oranına sahip Elazığ. Düşük mü? Evet düşük. Daha fazla aşılanmak gerekiyor. Aşı sırası gelenlerin... Muhakkak aşı olmalarında fayda olduğunu ifade edebiliriz. Bu tablo neyi gösteriyor? Bu tablo Türkiye'deki aşılanma oranlarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldukça düşük oranda tamamen kırmızıda duruyor aşılanma oranları. İzleyicimiz diyor ki Harput yolu çıkışı Saraykent villaları içinde bulunan 6 tane çam ağacını kesenler Harput'a çıkarken bu güzellik ağaçları yok ettiler. Bunun için ne söyleyeceksiniz? Son zamanlarda bu ağaç kesimiyle ilgili ciddi eleştiriler geliyor WhatsApp iletişim hattına. Çaydaçıra Mahallesi'nde işte eski Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin olduğu bölgede yine Harput'a çıkarkenki bölgede Ağaçlara dikkat etmek lazım. Ağaçları kesmemek gerekiyor. Bir dönem ciddi hassasiyet vardı bununla ilgili ama bu son zamanlarda sanki bu hassasiyet biraz azalmış gibi. Evet ağaç ekebiliriz ama Elazığ'ın gerçekten ağaca çok fazla ihtiyacı var. Her yer e, maalesef şu anda yapılışıyor. Çaydaçıra Mahallesi'nin o orman olan kısmın tamamı neredeyse etrafı binalarla çevrilmiş ve her geçen gün de tehdit altında. Depremden sonra... Orman alanlarımızın bir kısmı TOKİ'ye devredildi, konutlar yapılıyor vesaire. Elazığ'ın gerçekten ormana ihtiyacı var. Bu konuyla ilgili vatandaşın hassasiyetinden ziyade makamlarda oturan değerli büyüklerin, işte yöneticilerin hassas olması gerekiyor ki Elazığ'ın geleceği tehdit altında olmasın bu konuyla ilgili ben böyle düşünüyorum. Değerli izleyicimize en azından düşüncelerimi aktarmış olayım. Tunç ailesinin acı günü bildiğiniz gibi Mehmet Hadi Tunç, Ahmet Cemil Tunç, Elazığ'da siyasetindeki önemli isimler. Şu anda Hadi Bey bakan yardımcısı olarak görev yapıyor. Ahmet Cemil Tunç da geçmiş dönemde devlet bakanı olarak görev yapmıştı Elazığ milletvekiliyken. İşte Molla Bahri'nin... Çocukları bir saydım zaten az önce e, ve onların amcaları Hacı Enver Tunç bugün vefat etti. Aynı zamanda Akçakiraz Belediye Başkanı Sayın e, Sabahattin Kayan'ın da e, kayınpederi oluyor. Yani böyle siyasette ismi olan e, bir aileden bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün Doğu Kent Molla Bahri Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. Tunç ailesinin başı sağ olsun diyoruz. Merhumada Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet alt geçidi trafiğe kapatan, kapatıp hala çekti arkadaşlarımız düğün magandaları olarak nitelendirmişler. Ve demişler ki düğün magandaları alt geçidi kapatıp halay çektiler. WhatsApp iletişim hattımıza gelen bir görüntü şu anda ekranlara Mustafa getiriyor. Bir düğün konvoyu düğün konvoyun sırasında işte düğün konvoyunda bulunanlar Elazığ'daki alt geçidi kapatıyorlar ve istasyon Caddesi'nde bulunan alt geçidi kapatıyorlar ve halay çekiyorlar ve işte bir şekilde burada eğlenmiş oluyorlar. E doğru mu? Bence yanlış bir davranış. Alt geçit kapatılma. Şehirde yaşıyorsak şehir kültürüne uymamız gerekiyor. Şehir kültürü neye gerektiriyor? uymamız gerekiyor. Allah korusun orada bir ambulans gelir. Ve, velev ki boş verin ambulans da gelmedi. Vatandaşların niye orayı kullanmalarına bir dakika 40 saniye de olsa niye engel oluyorsunuz? Dikkat etmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili izleyicilerimizden bir tanesi demiş ki az önce internette magandalar yolu kesmiş diye haber yapmışsınız. Bu magandalar adam mı vurmuş, silah mı sıkmış? Maganda olmak için illa adam vurmak ya da silah sıkmaya gerek yok. E, düğünde toplasan bir dakika 40 saniye yolda oyun oynamış. Oynamayacaklar. Ya oynamamaları gerekiyor. Bunun yani silah sıkmak, adam öldürmekle alakası yok. Bu şehrin kuralları neyse ona uymak durumundayız hepimiz. Çöp atmamalıyız, Yolu kapatmamalıyız. Gece belli saatten sonra kornaya basmamalıyız. Bunlar şehir kültürünün gerektirdiği yaşam şekilleri. E, yapmamamız gerekiyor. Evet, bir anlık gaflet diyelim ve konuyu kapatıp devam edelim Mustafa. Meşale de yapmışlar. Onu da arkadaşlarımız habere koymuş. Cumhurbaşkanı bugün kabine toplantısında açıklamalar yaptı. Özellikle dikkat çeken konu neydi? E, tatil uzayacak mı bayram tatili uzamayacak mının cevabını bekliyordu kamuoyu ama o konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. E, emekli maaşlarının bayramdan önce ve ikramiyelerinin bayramdan önce verileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Yine ekonomik e, verilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin gelişen bir ekonomiye sahip olduğu, büyüyen bir ekonomiye sahip olduğu ve rakamlarda OECD isili ülkeleriyle kıyasladığında vergilerinde çok yüksek olmadığı yönünde açıklamaları vardı. Enflasyonla mücadelenin süreceğini ve günümüzde artık enflasyonla mücadele parametrelerinin ya da argümanlarının neler olacağına dair veriler paylaştı Cumhurbaşkanı. Yine konuşmasının sonunda da neden bahsetti? Bugün bildiğiniz gibi enflasyon rakamları açıklandı özellikle memur ve işçi maaşlarını daha doğrusu emekli işçi ve memur maaşlarını yakından ilgilendiren aynı zamanda memur maaşlarına enflasyon farklı olarak ne kadar zam geleceği merak ediliyordu. 5.45 oranında bir zam yapılacak enflasyon farkı olarak memur maaşlarına, memur emeklisi ve işçi emeklilerine. Ee, bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ee, yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Ee, yani SGK primlerini de karşılayarak işverenlere destek oluyoruz. Mesajı verdi, daha doğrusu müjdesini verdi diyebiliriz. İzleyicilerimizden gelen mesajları aktarayım. Sanayi sitesi camisinin bahçesi çok kötü. Kirli ağaçlar. Bakımsız kurumak üzere e, belediyemizin haberi olsa temizler eminim. Sizden cam bakım yapılsa çok iyi olur. Buradan en azından bu işle ilgilenen belediye yetkilisine seslenmiş olalım. E, sanayi sitesi, camisinin bahçesi, sanayi yani... Cami bahçeleri elbette ki belediyenin sorumluluğu içerisinde değil ama Elazığ Belediyesi bu noktada güzel çalışmalar yapıyor, destek oluyor. Buradan sanayi sitesinin camisiyle ilgili eleştiri olduğunu hatırlatmış olalım. Merhaba Mehmet Ali Bey, Hüseyin Paşa'nın konutları ne zaman kurası teslim edilecek? Bir buçuk yıl oldu yetmedi mi? Milletin sabrı kalmamış. Bizleri TOKİ merhametine bırakmışlar. Evet maalesef o noktada biraz TOKİ'nin... Ee... Süreci kötü yönetmesi mi diyelim, süreçteki sorunlarla tam anlamıyla başa çıkamaması mı diye yorumlayalım bilemiyorum ama şu an itibariyle Elazığ'da böyle bir mağduriyet söz konusu. Vatandaşlarımızın evlerinin teslim edilmesini birçok vatandaşımız bekliyor. Mesela Abdullah Paşa'nın haberini verecek şimdi arkadaşlarımız bu mesaj üzerine. Abdullah Paşa'da 763 konutun kurası çekildi ve evlerin teslimine başlanıldı 5 Temmuz itibariyle. 2 Temmuz denmişti 5 Temmuz itibariyle başlandı anahtar teslimleri yapılıyor Abdullah Paşa'da. Orada da tabii bir sıkıntı var. Vatandaşlar anahtarlarını alırken site maliyetli daha doğru sitedeki bir takım ödeme taleplerini dile getiriyorlar. 1350 liralık bir talebin olduğunu ifade ediyorlar. Bunları da konuşmak gerekiyor tabii Biz de kimi zaman bunları konuşuyoruz programlarımızda. Evet Abdullah Paşa konutları anahtar teslimi başladı. Mustafa hemen ekranlara getirdi konuyu. Bildiğiniz gibi kura çekimi yapılmıştı ve 763 hak sahibi evlerini teslim almaya hak kazanmıştı. İşte evlerin anahtar teslimatları yapılıyor nerede yapılıyor peki? Abdullah Paşa mahallesindeki irtibat ofisinde yapılıyor. İkinci etap teslimleri. işte anahtarları görüyorsunuz. Vatandaşların evlerle ilgili değerlendirmeleri ve neler söylediklerini ise birazdan ekranlarınıza getireceğiz. AFAD'ın yeni kurallarının ne zaman yapılacağını çok fazla soruyor izleyicilerimiz. Bu konuyla ilgili henüz yani daha doğrusu bilgi çok fazla paylaşılmıyor. Birkaç gün öncesinden paylaşılıyor. O zaman sizlerle konuşuyoruz zaten. Hayırlı yayınlar ilk sorun bu aşıları olduk ama her kafadan bir ses çıkıyor bu konuda. Elazığlı doktorlarımızı konuk alsanız onlar ne düşünüyor teşekkür ederim diye sormuş. İnşallah dediğiniz konuyu ele alalım ve bugün bu konudaki uzman doktorlarımızdan birini programımıza davet edelim. Bir diğer sorun demiş ki Elazığlı vatandaşlardan rica ediyorum sizin aracılığınızla lütfen piknik yaparken etrafı kirletmesinler. Harput iki günde pislik içinde kaldı mangallar, dumanlar, çöpler dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor izleyicimiz. Bu konuda kesinlikle haklı. Çünkü herkes hak veriyor aslında. Bugün ekranları başında şu anda bu konuyu izleyen, dinleyen bütün izleyicilerimiz doğru söylüyorlar. Ama işte mangal yaparken bir rehavete kapılıyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir çöp poşetimiz olsa kullanmayacağımız her şeyi çöp poşetinin içine koysak ve giderken de onu alıp belediyenin konteynerlarına bıraksak ne kadar güzel olur. Zaten belediye belli bir saatten sonra oraları temizliyor ama Yine de e, kirletmemek mekan doğrusu, kirletmemek mekan doğrusu çok çok dikkat etmek gerekiyor. Elazığ Ticaret ve Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ ziyaret. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ bugün bir ziyaretçisi vardı. Muş Ticaret Borsası Başkanı Elazığ Ticaret Borsası Başkanı ziyaret etti. E, kimi zaman ziyaretlerimiz gerçekleşiyor. Biz gidiyoruz, onlar geliyor diyor Mehmet Ali Dumandağ açıklamasında. E, tabii iller arasında, komşu iller arasında ticaretin devamlı et, etmesi için bu tür ziyaretler önem arz ediyor. Evet, devam edelim Mustafa. Mustafa haberi değişirken, Kentköy bildiğiniz gibi Çaydaşıra mahallesinde bir e, park açıldı. Kentköy ismini taşıyor bu. Özellikle çocukların ve e, belli yaşın altındaki vatandaşlarımızın, Dikkatini çeken bir proje. Ee, orada bir takım e, evcil hayvanlar da var çocukların gerçekten dikkatini çekiyor. Güzel bir çalışma oldu. Bugün ziyaretçileri vardı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekili Metin Bulut, e, AK Parti Partili Başkanı Şerafettin Yıldırım bu parkı bugün ziyaret ettiler ve e, yakından incelediler. İşte fotoğraflarda görüyorsunuz köprüler, iskeleler, oturma üniteleri ve bir takım başka mekanlar görünüyor. İşte ziyaretçileri tarafından ziyaret edilmiş ve beğeniyle karşılanmış. Bu da şu anda ekranlara gelen görüntüde yukarıdan drone ile çekilmiş olan bir kare oldukça bu bölgeye hareketlik katan, renk katan bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. İzleyicimiz diyor ki dededen kalma köydeki tapusu olmayan eve elektrik aboneliği yaptıramıyoruz. Kolaylık istiyoruz. Kaçak kullanmama adına iyi yayınlar. Evet köylerde böyle sıkıntılar var. Tapusu olmayan birçok alan var. Dededen kalma fakat aslında Kadastro birçok noktada yeni çalışmalar yaptı. Kadastro'nun girdiği köylerde ehli vukuf dedikleri bilir kişiler tarafından o dededen kalma evler kime aitse ona tapulanıyor, böyle bir durum var. Ama kadastronun girmediği yer var mı bilemiyorum. Ama muhakkak var ki izleyicimiz bu konuyla ilgili şikayetini dile getiriyor. Kolaylık sağlanmalı, ama işte art niyetinin de önüne açmaması gerekiyor. Ee, nasıl çözüm bulunur bilemiyorum artık bu konuda işin uzmanları daha iyi bileceklerdir. Mustafa Paşa mahallesindeki evlerden ses yok mu? Maalesef ses yok. Mustafa Paşa mahallesindeki evler sür sürü mahallesindeki konutlardan hemen sonra temelleri atıldı ve hızlı bir şekilde teslim edilmesini bekliyorduk. Ancak bir türlü bitmek bilmedi. O konuyla ilgili ne yapılıyor? Zamanı neden bu kadar bırakıldı? Önden geçtiğinizde bitmiş konutları görüyorsunuz. Ee, orada başka sıkıntılar var. Konutların işte yapım şartları ve şu andaki son halleriyle ilgili ne bileyim vatandaşlardan ister istemez e, eleştiriler var. Ama dağıtım gerçekleşmedi. Neden dağıtılmadığını açıkçası bilmiyoruz. Bir diğer izleyicimiz diyor ki hak sahipliği, ek süreleri, kuralları ne zaman çekilecek? Hak sahipliği, ek süre... Evet ek süre tanımda hak sahipleri belirlendi. Şöyle söyleyeyim. Eee kura çekimleri tam anlamıyla şu ana kadar hangi kuralar yapıldı? 1063 tane köylerden hak kazanıp şehirde ev verileceklerin kuralar çekildi. Abdullah Paşa'nın kentsel dönüşüm alanındaki kuralar çekildi. Yani tüm kuralar çekileceği zaman sizler de dahil olacaksınız bu kurallara. Hak sahibi olduğunuz artık daha önce hak sahibi olanlarla aynı haklara sahip olduğunuzu ifade edebilirim. Evet Mustafa Hicret Mahallesi'ne götürdü Mustafa bizi. Hicret Mahallesi'nde kadınların yaptığı ürünler sergilendi. Birkaç gün önce Kermes'le ilgili bir haber yapmıştık. Sosyal tesislerde kadınların el sanat ürünleri yapmış oldukları ürünler sergilenmeye devam ediyor. Eğer yolunuz Hicret Mahallesi'ne düşerse buradaki sosyal tesisten bu ürünlerden alabilirsiniz temin edebilirsiniz devam edelim Mustafa selli Mahallesi'nde çıkan yangın tarla yangınları bu yıl çok fazla haberini yapıyoruz dikkatinizi çekiyordur mevsim çok kurak geçti ve Aslında yaz mevsimi Temmuz ayında hep sıcak olur yazı Fakat bu sene enteresan bir şekilde bilinmeyen nedenlerden dolayı çok fazla tarla yangınları var arazi yangınları var. Bu da ister istemez kaygılandırıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde aşağı Demirtaş köyünde elektrik hattından kaynaklı olduğunu söylemişti bir vatandaşımız. Ve ciddi manada ekmiş olduğu arpaları kaybetmişti. Bugün de Selli köyünde bir tarlada yangın çıktı. Dumanların görülmesi üzerine hemen itfaiye haber verildi ve haber verilmesinin üzerinden çok kısa süre geçmeden itfaiye olay yerine geldi. Fakat ürünlerin mahsulün büyük çoğunluğu yanmıştı. Çünkü tamamen kuru ve biçim biçme zamanı hasat zamanı gelmiş olan bir dönemdeyiz. Bu nedenle de açıkçası çok fazla müdahale etme şansları olmuyor. İzleyicimiz diyor ki hayırlı akşamlar. Çok merak ettiğim Elazığ merkezde Ahmet Aytar Meydanı tadilata girdi. Eski Mehmet Akif Ersoy Lisesi de dahil burada bulunan ağaçlar. Tarihi ve kıymetli bu sabah gözlerimle gördüm kestiklerini ve bunu gece ya da sabahın erken saatlerinde yapılıyor. Bu ağaçları neden direkt kesiyorlar? Evet bu konuyla ilgili programın başında da konuştuk. Dedik ki son zamanlarda o eski hassasiyet yok gibi Çaydaşıra Mahallesi'ne söyledik. Harput'taki o Saraykent villalarının olduğu kısmı söyledik. Siz de işte Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin bulunduğu kısımdaki ağaçların neden kesildiğini söylüyorsunuz. Şimdi orada bir park yapılacak. Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin oradaki ağaçlar nasıl korunabilir onu bilmiyorum şahsen. Ama şunu söyleyebiliyorum. Elazığ'da çok ciddi anlamda ağaç ihtiyacı var. Kuraklık, had safhada dağlarımızın tamamı kupkuru yapılan çalışmalar yerinde tutuyor. İşte bildiğiniz gibi çakmağa giderken çakmak tepe var sol tarafta. Orası eskiden ağaçlık bir bölge değildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar sonrasında yeşillendi. Yine kömürhan'a giderken sol tarafta daha önceki dönemlerde yapılmış olan çalışmalar verimli bir şekilde yapıldığını görüyor. Harput'un belli noktalarında var, madene giderken belli noktalarda var, ama Elazığ'ın merkezinde ciddi anlamda yeşil alan problemi var. Ha geçmiş dönemlere göre belki rakamlar açıklansa yeşil alanlarımızın artmış olduğu söylenebilir ama şunu da görmek gerekiyor. Çaydıçra mahallesi'nin o bölgesinde bir ormanlık alanımız var. Her geçen gün içine doğru giriyoruz, içine doğru giriyoruz. Bilmiyorum yani ormanlarla niye bu kadar çok içine giriyoruz onu da anlamakta zorlanıyoruz. Ağaçlar çok önemli. İleride gelecekte bu şehrin yaşanabilir bir yer olabilmesi için bu ağaçların muhafaza edilmesi çok çok önemli. Buradan seslenmiş olalım bütün yetkililere. Evet şöyle diyor bir izleyicimiz ne diyor bakalım. Bakla Damlar köyünde yıkım kararı verilen evimiz var. Yerine burada hak sahibi olabilir miyiz? Alacakaya'daki hak sahipliğini öyle zannediyorum ki Elazığ'da vermezler. O belli Elazığ'a yakın köylerde vardı. Onların tamam verildi zaten. Hoşköy'ü çöplerin çöp konteynerlerin olmaması ve çöplerin toplanmaması. Hoşköy'ü evet ne tarafta? İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor bu işler. Baraj yönüne dökülen sel havzalarına dökülen çöpler tehlike yaratıyor. Yetkililerin bir an önce bu durumu ele atmaları gerekiyor. Mustafa resimleri seninle paylaşacağım. Videolar da var. Eğer onları ekrana getirebilirsen çok mutlu olacağız. Ee, eğer paylaşabilirsem canlı yayında seninle evet paylaşmaya çalıştım. İnşallah Mustafa birazdan ekranlara getirecek. Hoşköy ile ilgili konuyu birazdan konuşacağız. Bu arada memur sen üyeleri seyyanen zam talebi için toplandılar ve dediler ki enflasyon farkını zaten alıyoruz. Enflasyon oranında gerçek enflasyon oranında gerçek derken mutfağı direkt ilgilendiren geçtiğimiz günlerde İbrahim Bahşi ile bir program yapmıştık. Bir tablo vermişti 23 maddelik bir tabloydu o tablodaki enflasyon oranı %70'lere denk geliyordu. İşte e, bu kayıplarımızı telafi edecek şekilde bir fark istiyoruz demişlerdi maaşlarımıza. Bunu iki türlü yapabilirsiniz hem zam oranı hem de seyyanen zam. İşte talep bu. Deniyor ki enflasyon oranı kadar artış artı seyyanen en düşük memur maaşının %10'u kadar da seyyanen zam istiyoruz dedi. Bugün bir araya geldi Elazığ Memur Sen Şubesi üyeleri ve kendi hakları ile ilgili yüksek sesle %10'u kadar seyyanen en düşük memur maaşının %10'u kadar seyyanen zam istiyoruz dediler yapmış oldukları Açıklamada. Mustafa ekranlara aldın mı hoşköyündeki çöp görüntülerini? Aldım. Birazdan veriyorsun peki. Şimdi ekranlara getirdi. İşte bu görüntüler. Hoşköy'ü. Hoş biliyorsunuz Elazığ'ın üzümüyle meşhur, tarımıyla meşhur olan köylerinden bir tanesi. Ama izleyicimiz dikkat çekiyor. Sadece Hoşköy'ü değil. O bölgedeki çöplerin zamanında toplanmaması, yeterli sayıda konteyner olmaması nedeniyle, vatandaşlarımızın da zaten çok duyarlı olmaması sebebiyle. Eline ne geçmişse o deri ataklarına, baraj havzalarına işte atmış durumdalar. İlk selde bunların tamamı nereye gidecek? Keban Baraj Gölü'ne gidecek. Geçtiğimiz günlerde dalgıcı arkadaşlar Keban Baraj Gölü'ne dalmışlardı. Ve gölün altının ne durumda olduğunu hep birlikte müşahede etmiştik, tanık olmuştuk. İşte bunlar hepsi bir yağmurdan sonra Keban Baraj Gölü'ne gidecekler. O nedenle özellikle il özel idarenin, kontrolündeki belli noktalarda konteyner eksikliği varsa konteynerların tamamlanması çöp toplama kaymakamlıklara bağlı oluyor genelde ya da özel idareye bağlı olarak yapılıyor köylerde. Bunların da ivedi olarak çözümlenmesi gerekiyor. Bunlar çok zor şeyler değil değerli izleyiciler. Paranız varsa bunları çok rahat yapabiliyorsunuz. Yeter ki denetleyebilesiniz. Denetlenmiş ee, olsun tüm çalışmalar. Günaydın evet avukat Cengiz Bey'e sorun diyor izleyicimiz. Cengiz Bey'le ne zamandır program yapmıyoruz demek ki özlenmiş sormamızı istiyorlar. Elazığ'dan 15 ay geçti diyor halen çadırda yaşıyorum. Neden ihale yapılmadı? Konteyner vermediler mi sizi? Biraz detay verirseniz konuşuruz. Küçük Küçükova köyünde İstanbul'dan da izliyormuş izleyicimiz bizi. Küçükova köyünde ihale yapılmamış, deprem konutları yapılmamış. Bununla ilgili eleştirisini dile getiriyor izleyicimiz. İstanbul'dan bir izleyicimiz yazmıştı. İstanbul'a bakalım İstanbul'daki Elazığlılar ne yapıyor? İstanbul'daki Elazığlılar da Elazığ Dayanışma Derneği yeni dönem folklor kurslarına başlamış durumda. Elazığ kültürünün İstanbul'da karşılık bulması ve devam etmesi için Elazığ Kültür Derneği'nin başlatmış olduğu bir daha da pandemiden önce başlatmış olduğu bir çalışma vardı. Folklor kursları işte o folklor kurslarına devam ediyoruz. Mesajı veriyorlar göndermiş oldukları bu görüntülerle. Eğitimci Zekeriya Tan diyor ki sıkıntılı bir süreci geride bıraktık. İki yıldır her yerde olduğu gibi derneklerde kapalıydı. Ama 1 Temmuz itibariyle açıldık ve kurslarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhurbaşkanı. Elazığ'daydı ve Elazığ'ın son üç gününü açıkçası e tam anlamıyla force eden ve gündemini oluşturan isim oldu. Cumartesi akşamı Elazığ'a geldi saat 22 sularında. Elazığ'da geceledi. Ertesi gün televizyonumuzda Arif Çakman hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu. Birçok etkinliğe katıldı ve Elazığ'ın ana gündem maddesi oldu Ersin Tatar. Ve Harput'ta Goart projesini deneyimledi. Goart projesi nedir biliyorsunuz birçok kez programlarımızda konuşmaya çalıştık. Gidiyorsunuz Harput Kalesi'ne, cep telefonunuzu açıyorsunuz. Orada Goart projesini açtığınız zaman Evliya Çelebi hangi dönemini istiyorsanız, istiyorsanız Osmanlı dönemini, istiyorsanız Selçuklar dönemini, daha eski Bizans dönemini ya da Roma, Doğu Roma dönemini size anlatıyor. En azından dönemler arasındaki birleşmeyi de, bağda, bağlantıyı da yapıyor. Ve çok güzel kültürel bir etkinlik aslında. Goart projesi Harput'ta başladı. O projeyi işte gördüğünüz gibi Burak Bey, Burak Soylu Bey, Ersin Bey, Ersin Tatar Bey Cumhurbaşkanlığı anlatıyor. Cumhurbaşkanı çok beğendiğini ifade ediyor. Köklerimizi öğrenmek. Bizler Anadolu'dan Kıbrıs'a gittik ve şimdi oradan buraya geldik ama bizim kökümüz de Anadolu diyor. Anadolu'nun geçmişini, köklerini öğrenmek çok çok güzel. Yapmış olduğunuz bu proje de hakikaten çok faydalı ve çok beğendiğini ifade ediyor. Bu anlatımdan sonra. İzleyicimiz iki yıldır dışarıdayız perişan olduk iki çocukla bu Mustafa Paşa mahallesindeki evler ne zaman teslim edilecek diye soruyor. E, temennimiz en yakın zamanda teslim edilmek dediğim zaman biliyorum bana kızıyorsunuz ama e, ya hakikaten bizimle ilgili bir durum değil. Keşke bilsek ve söylesek Mustafa Paşa mahallesindeki konutların çok erken teslim edileceğini biz açıkçası tahmin ediyorduk. Çünkü bildiğiniz gibi sürsürde o yıkılan dilek ve petek sitesinin konutları 6 ay gibi bir sürede teslim edildi. Aynı performansı Mustafa Paşa Mahallesi'nde yapılan konutlarda da bekliyorduk. Fakat maalesef o performans yakalanamadı. Sorunun ne olduğunu da bilmiyoruz. Niye teslim edildiği noktasında herhangi bir cevap da verilmiyor ama 17-18 ayı geçmiş durumda e, deprem üzerinden geçen süre e, bilemiyoruz. Ama buradan en azından Direkt sizlerle paylaşıyoruz. Bir tane dükkanları esnafa niye vermiyorlar? Ne zaman verecekler? Mehmet Ali Bey bir haber verir misiniz konu hakkında? Bu dükkanlarda muamma, dükkanları bir tane dükkanlar var, vatandaşlar bekliyor, yemiştik iki konutları bekliyor, yine Abdullah Paşa'da bir tane kısımlar var, onları bekliyor, Mustafa Paşa'nın bir tane kısımlarını bekliyor. E, fakat henüz onlar teslim edilmedi. Neden teslim edilmediğine dair muhakkak eksikleri vardır. Elektriği eksiktir, suyu eksiktir. Bilemiyoruz. Belki doğalgazı yoktur. Belki çözülemeyen bir kronik problem vardır. Bu nedenden dolayı verilmiyordur. Fakat net olarak bundan dolayı verilmiyor diyemiyorum. Yanlış yönlendirmiş olmayayım diye sizlerin. Devam edelim Mustafa. Elazığ belediyesinden Cip Mesire alanı açıklaması biliyorsunuz. Türkiye'de bu yıl e, ilginç şeyler yaşıyoruz. Marmara Denizi'ndeki muslaraş problemi tüm Türkiye'nin dikkatinde. Bir de cipten bir problem var. Cip mesire alanı güzel bir yer biliyorsunuz. Son birkaç yıldır vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olan mesire alanlarından bir tanesi. Fakat oradaki koku nedeniyle vatandaşlarımız sürekli Elazığ Belediyesi'ne şikayette bulunuyor. Çok ciddi bir koku var şu an. Geçen yıl yoktu ama bu sene orada oturmakta insanlar zorlanıyor. Bu kokunun sebebiyle ilgili bugün Elazığ Belediyesi'nden bir açıklama yapılma ihtiyacı duyuldu. Ve dedi ki, dendi ki açıklamada Vatandaşlarımız tarafından sıklıkla soruluyor bu Cip Barajında Cip mesire alanındaki koku nedir diye biliyorsunuz diyor açıklamada barajlar DSİ'nin sorumluluğunda bu soruyu DSİ'ye yönelttik su seviyesinin düşmesi nedeniyle Cip Barajındaki o balçın ve çamurun çamurdan yayılan gaz ve işte o koku su seviyesi düştüğü için DSİ tarafından yapılacak olan o çamurun deplasesi oradan alınması sonrasında bu kokudan kurtulacağız deniyor açıklamada tamamen sorumlulukta yine desnin dessi tarafından e, bu sorun tortunun kaldırılması ile çözülecektir deniyor e, yapılan açıklamada E tabi e, yağış olmazsa ağaçları kesersek ormanlar bizim için bir şey ifade etmezse çok az sayıda var olan koruduklarımızın içine Evleri sokuşturmaya çalışırsak, haberi, e, imar değişirse, yollar değişirse vesaire olursa olacağı bu. E, vatandaş olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşın aslında çok da gücü yok. E, yöneticilerin çok çok bu konuya eğilmeleri gerekiyor. Ağaç, 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 yeşil alan, yeşil alan, yeşil alan e, gündemimizden düşmemeli. Abi iyi geceler. Her zaman sesimiz olduğunuz. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Tokilerden 1 milyar anahtar parası alıyorlar. Bunu dile getirin, iptal etsinler. O bir alınan bir milyar anahtar parası değil, hava parası da değil. E, orada bir site yönetimi var. Site yönetimi gelecek döneme ait ödemelerin e, yapılabilmesi için sizden avans alıyor. Hem abonelikler için orada merkezi doğalgaz sistemleri var, merkezi elektrik sistemleri var. Bunlar için e, sizden bir miktar avans alıyor, hesabınıza o yansıyor. E, siz eğer diyeyim ki evinizi sattınız, ayrılacaksanız e, o paranın bir kısmını talep edebiliyorsunuz. Yani anahtar parası değil bu. O siteleri yönetimin almış olduğu bir para. Mehmet Ali Bey iyi geceler. Ben Baskı ile bağlı Hacı Hüseyinler Köyü'nden. TOKİ bütün köylülere e, Çatal Çeşme'den 2 artı 1 ev verdi. Köyde ev kalmadı. E, bir saniye. Köyleri şehre taşıdılar. Bu mu kalkınma diye söylemiş. Aslında izleyicimiz farklı bir şekilde yaklaşmış konuyu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 1060 tane konut köylerde hak kazanan hak sahiplerine elazı merkezde verildi. İzleyicimiz diyor ki köylerdeki kalkınmayı ve tarımı arttırmamız isteniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya özellikle dikkat ediyor. Hiçbir köyde diyor, bir metrekare ekilmedik, biçilmedik alan arazi kalmayacak diyor. Peki diyor bu ne nane? Ee, pardon. Öyle değil mi? Ee, öyle deniyor. Bu ne turşu? Evet, doğrusunu söyle. Evet bu ne dahana turşusu deniyor değil mi? E, buna, bu ne perhiz bu ne dahana turşusu doğrusu aslında. Bu ne perhiz bu ne dahana turşusu. Diyor ki niye köylüleri götürüp Elazığ'a gönderiyorsunuz? Bin demek altı bin tane insanın köyden Elazığ'a göç etmesi demek. Niye böyle bir şey yapılıyor? Bu da farklı bir bakış açısı ama bildiğim kadarıyla kadastro problemi olan, hazine arası olmayan köylerdeki hak sahipleri işte bu tür yerlere taşındı. Böyle biliyorum. Ama tabii sizin bakış açınız da çok daha doğru. Öyle bir bakılabilir. Neticede köylüleri niye Elazığ'a taşıyorsunuz? Doğru bir bakış açısı. Ben açıkçası hiç bu yönden bakmamıştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Erdal diyor ki gururluyuz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye'de acaba kaç tane şehre gitmiş? Ankara, İstanbul, büyük şehirlerin dışında Elazığ bence çok güzel bir iş başardı. Özellikle Elazığ oradaki Elazığlılar Derneği var. Yunus Ataş Bey'i konuk etmiştik programımıza. O da bunu söylemişti. Yine Almanya'dan değerli İlhan Kılıç da Sayın Cumhurbaşkanımızı Elazığ'a davet ettiğimizi söylemiştik. İşte Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat İrem Erdal da diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyareti nedeniyle hakikaten gurur duyuyoruz. Gurur duyulacak bir iş yaptığınızı biz de buradan söylemiş olalım. Evet şimdi e, izleyicimiz teşekkür ediyor. Diyor ki ilginizden dolayı sesimizi duyuruyorsunuz e, tüm insanlara. E, görevimiz işimiz bu. 100 bin sosyal konutun kat kurası ne zaman çekilir? Yemişliğini iyi akşamlar hakikaten bilmiyoruz. Bunlar çok detay sorular. E, bence bu konuyu yetkililer de henüz bilmiyor. Çünkü bilseler zaten bir şablon, bir tablo gönderirler. Elazığ İl Genel Meclis Temmuz ayı oturumları devam ediyor. Birazdan görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Tartışmalar da yaşanıyor. İl Genel Meclisi'nde tartışmaların yaşanması çok normal. Çünkü farklı fikirlerdeki, farklı görüşteki birçok seçilmiş kişi o makamda oturuyor, o koltuklarda oturuyor. Dolayısıyla daha iyi hizmet verebilmek için tartışıyorlar. Birazdan bu görüntüleri ekranlara getireceğiz ama kısaca bilgi vereyim ben size. İl Özel İdare'ye tahsis edilen 39 kadrolu sürekli işçinin görüşüldüğü önergede Osman Dilek ve İsmail Öktem arasında sözlü tartışma yaşandı. Yine Kovancılar ilçesine bağlı Taşkanak köyünde bulunan tarihi bir çeşmenin tamiratı ile ilgili komisyon tarafından incelenmesi, yine yukarı Kuluşağı Köyü yolunun alt tip hizmetleri komisyon tarafından incelenmesi maddeleri görüşüldü. Birazdan detaylarını aktaracağız size. Hatta görüntülerini yayınlayacağız. Ve bu görüntülerde bugün İl Genel Meclisi'nde hangi konular konuşulmuş, hangi başlıklar öne çıkmış hep birlikte takip edeceğiz. İzleyicimiz diyor ki, Mehmet Ali Bey bir şey söylemek istemiyorum. Biliyorum şu an konusu olmayabilir. Ben 23 yaşında genç bir birey olarak dışarıya çıktığımda yürüyüş ya da AVM'ye gitmek zorunda kalıyorum. Belediyemiz her mahalleye işe yaramayan park yaparsa biz gençler bir süre sonra asosyalliğe yöneliyoruz. Mahallelerde basket sahaları gibi şeyler yapılsa biz gençler de zaman geçirebileceğimiz yerler olur ve sosyalleşmemiz daha iyi olur. Ve görüyorum ki böyle bir çalışma ve düşünce Elazığ'da düşünülmedi ama dile gelse kova dile dile getirin. Kolay gelsin diyor. E aslında çok genç bir Gençlik Spor İl Müdürümüz var. Çok da güzel çalışmalar da yapıyor. Son zamanlarda e, dikkatinizi çekiyordur. Hangi mahallede olduğunu yazarsanız aslında e, o mahalleye biraz daha odaklanma şansı olur. Şu mahallede, şu bölgede yeteri sayıda spor yapabileceğimiz, basket oynayabileceğimiz, voleybol oynayabileceğimiz, tenis oynayabileceğimiz alanlar çok fazla yok derseniz ben buradan dile getiririm. Emin olun dikkate de alınır. Programımız izleniyor. Birçok zaman geri dönüşler geliyor Değerli işte şehrin mülki amirlerinden ve idarecilerinden. O nedenle tam mahalle bildirim ben de onu söyleyeyim ama e, düşünüyorum var mı yok mu diye. Aslında e, bir dönem bir furyaydı. Hemen hemen her mahalleye bir halı saha, birkaç tane e, basket sahası yapılıyordu. E, bir talep varsa siz talebinizi dile getirin ben buradan aktarayım. İnşallah e, ivedi bir şekilde dikkate alınır ve yapılır. Artık bir fahri doktora ve hemşehrilik Berat'ı verilen Cumhurbaşkanımız var. Bugün bir gazete Malatyalılar kıskansın artık bir Cumhurbaşkanımız var demişti ama bu Fahri Cumhurbaşkanı. Malatya'nın iki tane Cumhurbaşkanı var biliyorsunuz. Onları kıskandırmak çok mümkün değil. Evet Ersin Tatar'a bugün yapılan konferans sonrasında Elazığ Belediye Başkanı tarafından Fahri Elazığlılık hem şehirlik beratı verildi. Aynı zamanda Fırat Üniversitesi de Fahri Doktora ünvanıyla Cumhurbaşkanını uğurlamış oldu. Mesajlara bakalım. Ne diyor mesajlar? İzleyicimiz diyor ki elektrik vermeyeceklerse ruhsat neden veriyorlar? Ruhsat varsa elektrik alabilirsiniz. Evet, ruhsat varsa değil mi? Ama iskanla mı ilgili de elektrik? E, ruhsat varsa kesinlikle elektrik alabilirsiniz. O konuda e, yanlış bilgilendirmiyorum sizi. Ruhsatınız varsa elektrik almanız gerekiyor. Abi ek süre hak sahipliğimiz var, yeni kuralları bekliyoruz. AFAD İl Müdürlüğü'nü bir program düzenleseniz olmaz mı? Yani e, konutlar teslim edildikçe AFAD hemen kura çekiyor. Mesele TOKİ'den AFAD'a konutların teslim edilmesi. AFAD İl Müdürlüğü bu konuda çok hassas ve yoğun çalışıyor. Ve e, dediğim gibi kendisi sadece konutların AFAD'a geçmesini bekliyor. Geçer geçmez hemen kuralları çekiyor. Buradaki temel problem... Toki diye düşünüyorum. Mehmet Ali Bey, DASK insanları mağdur ediyor. Maalesef kimse bir şey yapmıyor. DASK'la ilgili çok şey konuştuk, çok şey konuşuldu ama emin olun son dönemlerde çok güzel haberler de geliyor. Alınmış olan kararlar var. Bilmiyorum siz ne yaşadınız ama yakın zamanda birçok kişiden olumlu mesajlar da geldi. DASK daha çok yardımcı olma noktasında birçok da dava kaybediyor aslında bu ara. E, dava kaybetmemek, dava masraflarını ödememek için yardımcı olduğu ifade edebiliyor. Bir kez daha şansınızı deneyin bence. Hüdapar'dan Başbağlar katliam açıklaması. Programa girerken Başbağlar'dan bahsetmedik, hemen bahsedelim. 5 Temmuz 1993 yılında e, Erzincan Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde 33 sivil vatandaşımızı, silahsız vatandaşımızı akşam saatlerinde PKK tarafından katledildiğini 28 yıldır konuşuyoruz. Çok büyük üzüntü ve acı var içimizde. Orada şehit olan bütün vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz sevgili izleyiciler. Başbağlara eğer gittiyseniz ki ben gittim, küçük bir köy ve çok böyle yalnız kalmış. Daha doğrusu o bölgedeki zaten arazi koşullarından dolayı birçok köyün birbiriyle bağlantısı yok. Başbağlarda böyle bir köy. Akşam saatlerinde yüz'e yakın PKK'lı hain terörist, bu köye baskın düzenliyor, akşam namazını kılan 27 tane köylüyü camiden çıkartıyor ve köyün merasına götürüyor. Orada kurşuna diziyor, daha sonra köyün bütün evlerini ahırlarını yakıyor ve o sırada da yaklaşık 6 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Toplamda 33 şehit veriyoruz başbağlarda. Tabii daha sonra yargılamalar, mahkemeler vesaire oluyor, 2 kişi sadece tutuklanıyor çok da hak yerini bulmuyor açıkçası söylediğim gibi başbağlar içimizde bir yara olarak kalmaya devam ediyor şehitlerimizi rahmetle bir kez daha anıyoruz her 5 temmuzda başbağlarda tören düzenleniyor orada bir şehitlik var bir mezarlık var ben 2009'da gitmiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam çok da bakımlı değildi o dönemde ee, Acılarımız 93'te çok büyük. 93 çok enteresan bir yıl. Hatırlayanlarınız varsa ya da okuyanlarınız varsa 93'te birçok kayıp verdik. İşte bu günlere şükrediyoruz. O günleri gören kişiler, bilen kişiler olarak. Hüdapar Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ölmez de 5 Temmuz 93 tarihinde yaşanan başbağlar katliamı hakkında açıklamalarda bulundu. Hakikaten kendi ülkemizde katliamlar yaşanmıştı 1993 yılında. İşte 93'te başka hangi olaylar olmuştu? Madımak'taki otel yangını vardı. Sonrasında Bingöl'deki 38 vatandaşımızın katledildiği bir yine PKK baskını vardı. Böyle birçok çirkin olayın, üzücü olayın yaşandığı bir yıldı maalesef. Evet gelen mesajlara bakalım mı Mustafa? Geçelim. Bar var mesajımız ona bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Hemen açalım haberin detaylarına bakalım ne söylemiş e, Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki, e, milletvekillerimiz de tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na eşlik etmişler. Elazığ ülkemizi ve milletimizi hizmet eden bir üniversiteyiz. Bölgenin sayılı büyük üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Hem bilimsel araştırmaları hem de eğitim ve öğretimin kalitesi yönden her zaman Türkiye'de ilk 20'de yer alan bir üniversiteyiz diyor. E, rektör Profesör Doktor Göktaş. Yukarı doğru çıkalım Mustafa bakalım. E, rektör evet ne söylemiş? Aramızda bağlar yoğunlaşarak devam edecek demiş. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın e, Rektör'e. 5.3'lük depremde evi ağır hasar olan vatandaşlara taşıma yardımı ve bir kira yardımı ne zaman verilecek? Ya da başvurular başladı mı? İyi akşamlar. Başvuruları yapmış olmanız gerekiyor. E, bunun cevabını yarın vereyim ben size. Şu anda bilmiyorum açıkçası ama yarın e, Sayın Osman Bey ile görüşeceğim herhalde. İnşallah oradan cevabını alırım. Bir diğer izleyicimiz diyor ki 5.3 depreminde ağır hasar alan evler için hak sahipliği kura çekimi ne zaman olacak? Onların daha hak sahipliği süreci devam ediyor. Ağustos ayına kadar da sürecek. 5.3 büyüklüğündeki depremde eviniz hasar aldıysa ve hak sahipliğine başvurmadıysanız muhakkak başvurun. Başvurular Ağustos'a kadar devam edecek. Sonra açıklanacak. Açıklandıktan sonra itiraz süreci olacak. İtiraz sürecinden sonra Kesin raporlar yayınlandıktan sonra da hak sahipliği e, kazanımını elde etmiş olacaksınız. Yaşar Ölmez Konya'dan selam göndermiş bize. Biz de Konya'ya ve tüm Elazığlılara şehir dışında, yurt dışında bizi izleyen Elazığlılara selam göndermiş olalım. Başbağlar katliamı unutulmadı. Memur Sen dua programı gerçekleştirdi. Bugün e, Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Sait Koç Camii'nde e, Sayın İbrahim Bahşi ve Memur Sen yetkilileri ve memursan üyeleri bir dua programı, sabah namazını müteakip dua programı gerçekleştirdi. Ve oradaki şehitlerimize PKK tarafından katledilmiş olan kardeşlerimize dualar gönderildi. Evet devam edelim Mustafa'cığım. Bir sonraki habere bakalım. Bir sonraki haberde ne var? Ya da bittiyse haberler başka. Evet TOKİ yarın Elazığ'da 136 arsayı satışa çıkaracak. Satış internet üzerinden yapılacak. Saat 10.30'da ve e, online olarak katılabileceksiniz satın alabileceksiniz tam 136 arsamızı satıyor TOKİ yarın Elazığ'da e, yatırımlık arsalar olduğu ifade ediliyor haberin içerisinde. Zafra'nın teslimat tarihi belli mi? Maalesef belli değil şu an itibariyle. Hemen bakıyoruz. Ya sunucu sen TOKİ ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsun aslında biliyorsun da işine gelmiyor demiş keşke biliyorsam söylerdim niye işime gelmesin yani tokenin tarihlerini açıklamak niye benim işime gelmesin? Saçma. Yani hani başka bir şey söyleseniz tamam ama tokenin tarihlerini açıklamak niye benim işime gelmesin? Ben burada sunuculuk yapıyorum. Açıklanan şeyi elbette ki söylerim. Ee, eleştirmek gereken yerde eleştiriyoruz. Övülmesi gereken yerde de övüyoruz. Abdullah Paşa altın oldu. Çarşı ne zaman teslim edilecek? Mahir Baygün söylemiş. Abdullah Paşa'da teslimatlar başladı ama devam eden inşaatlar da bir hayli fazla. Ee, dükkanlarla ilgili net bir durum yok aslında. Ondan dolayı da çok fazla e, teslim edin, teslimat başlamış değil. Mehmet Ali Bey, Cip Mesire alanındaki kötü koku Baskil yolundaki Bamit'in atıklarını Cip Barajı'na verdiği e, koku hala veriyor. İsterseniz bamit'in altındaki dereye giderek görebilirsiniz diye bir iddia paylaşmış bizde. Şey. Takip edelim bakalım dediğiniz gibi mi? Ama geçen sene yoktu bu koku biliyorsunuz. Belki sene de yoktu bu koku. Bu sene yağışların azalmasıyla beraber başlamış durumda. Oradaki tortudan bahsediliyor. Ve bugün Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada. Yani öyle bir şey olsa keserler. Direkt çünkü özel sektörün bir fabrikası der ki bir daha buraya verme diyebilir. Ama bakalım bizimle sizin iddianızı araştıralım en azından. Mustafa tweetler var mı? Tweet varsa tweetlere bir göz atalım. Günden gündem böyle. Elazığ'ın gündemi buydu. Kanal 23.com'a yansıyan. Bakalım bizi yönetenlerin, idarecilerimizin gündeminde neler var? Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Fırat Üniversitesi'ndeki konferans için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konferansı varmıştı. E, Sayın Valinin ifadeleri böyle. Bir sonraki mesajı getir ekranlara Mustafa. Sayın Şahin Şerifoğulları diyor ki bir e, düğün törenine katılmış ve o düğün törenindeki ateşçilik ve eker ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletiyor. Bir kutlama mesajı var e, Sayın Şahin Şerifoğlu mesajında. Var mı başka mesaj? Metin Bulut diyor ki AK Parti İlazı Milletvekili İl Başkan Yardımcısımız Sayın Sencer Selmanoğlu ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumuz Cumhuriyet Başsavcımız Ömer Karışite yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Biliyorsunuz yeni bir başsavcı atandı za yaklaşık bir ay kadar önce. Bugün oraya ziyarette bulunmuş Metin Bulut AK Parti İlazı Milletvekili ve Sencer Selmanoğlu. Hayırlı olsun diyor. Devam edelim arkadaşlar. Tolga Ağar, Sayın Cumhurbaşkanımızın tweetini tweetlemiş. Kabine toplantısı sonrası milleti seçtiğiniz AK Parti Elazığ Milletvekili. Evet Mustafa. Sayın Zülfü Demirbağ da yine Elazığ Milletvekili Cumhurbaşkanımızın MIT yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir kısmını almış ve bizimle paylaşmış, gündemine taşımış. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısının ardından öne çıkan başlıkları dile getirmiş. Yine Sayın Sermin Balık ile yani tweet'i tekrar göndermek suretiyle CHP Lazım Milletvekili Gürsel Eroğlu'da Eski Çalışma ve Adalet Bakanı Değerli Devlet Adamı Parti Büyüğümüz Mehmet Moğolta'yı aramızdan ayrılışının 4. Yıl dönümünde özlem ve saygıyla anıyorum demiş bugünkü paylaşımında. Bu Tweetlerle e, birinci bölümü noktalayalım, mesajlarınızı aktarmaya devam edeceğim. Kısa bir reklam arası verelim, reklamlardan sonra gece görüşüne kaldığımız yerden devam edelim. Evet reklam arası verdik, günün gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz ve yeniden birlikteyiz. Hemen bir haber başlayalım sonra sizlerden gelen birçok mesaj var onları aktarmaya çalışalım. Günün gelişmelerini konuşuyoruz. Elazığ'ın problemi varsa problemlerini, güzellikleri varsa güzelliklerini. Bizimle paylaşmak istediğiniz konular varsa da işte görmüş olduğunuz numaradan bizi ulaşmanızı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrasında, değerlendirmelerde bulundu ve kamuoyunun beklemiş olduğu sorulara yanıt verdi. Türkiye 1 Temmuz'da normalleşme sürecine geçerken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu kritik dönem sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda salgının seyri, aşılama çalışmaları, turizm sezonu masaya yatırıldı. Kabine toplantımızda küresel bir sağlık krizine dönüşen koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemimizdeki dış politika, güvenlik ve diğer başlıklara ilişkin değerlendirmelerimizi yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı. Erdoğan, COVID-19'da mücadele kapsamındaki aşılama çalışmalarında gelinen noktaya değindi. Dünyada salgın sürecini tüm boyutlarıyla, başarıyla yürüten tüm ülkelerin ilk sıralarında yer almaktadır. Aldığımız etkili ve yerinde tedbirler sayesinde pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştık. Dünyanın pek çok yerinde testler ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk. Aynı şekilde aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaşın üzerindeki herkese açılmış olan aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü şu anda dünyada bu hastalığa karşı aşı dışında kullanılabilecek işe yaradığı bilinen başka bir tedbir yoktur. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin de ilmi ve akli temele dayanmadığının altını tekrar çizmek istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uygun çalışma ortamının sağlanmasına yönelik denetimler sürecektir. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar hep birlikte temizlik, maske Mesafe başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere bir müjde vermek istediğini söyleyerek Temmuz ayı aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerini açıkladı. Buradan emeklerimize de bir müjde vermek istiyorum. Emeklerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde Ödeyeceğiz. Yine emeklerimizin aylıklarında Ocak Temmuz dönemi tüfe oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Evet bir izleyicimiz diyor ki Mehmet Ali Bey diyor kaçak elektrik kullanan bir vatandaşımızı nereye şikayet etmem gerekiyor? Ee, yaklaşık 20 gündür 186 oğlu e, numarayı arıyorum söylüyorum ama fakat herhangi bir işlem yapılmıyor. Biliyorsunuz Elazığ'daki bu dağıtım işlerini Fedaş yapıyor. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. özel bir şirket Aksa'ya bağlı çalışan bir şirket. Eğer buraya bir dilekçe yazarsanız ya da internet sitesinden bir bildirinde bulunursanız anında müdahale ederler. Fedaş'a ulaşmaya çalışın ya da Aksa işte biliyorsunuz Malatya yolu üzerinde. Orada e, telefonla da ulaşsanız, e, internet üzerinden, kendi siteleri üzerinden mesaj dağıtsanız muhakkak müdahale ederler. İyi akşamlar, yemiştik. ikinci etap anahtar ne zaman teslim? Cevdet sormuş bu soruyu. Cevdet Bey bu konuyla ilgili aslında Afad'ın sitesinde bildirim var. Ezberden bir şey söylemeyeyim ama bildiğim kadarıyla 30 Haziran ila 15 Ağustos arasında teslim edileceği yönünde bir açıklama var ikinci etapla ilgili. Çatal Çeşme'de 3000 civarında ev bitirilip teslim edildi ve Zafran'da 400'e yakın evin neden teslimatı sağlanmıyor? Henüz Çatal Çeşme'de de yapılmamış olan, teslim edilmemiş olan konutlar var. Zafran'da başka bir alt, bazı altyapı problemleri var diye biliyorum ben. Onların giderilmesine Çalışılıyor. Görmüşsünüzdür bir su deposu yapılıyor, oraya bir e, hat çekiliyor şu anda, yolu tamamlandı, doğalgazla ilgili sorun var mı bilemiyorum ama e, bir takım altyapıdan kaynaklı sorunlar devam ediyor, evlerin de tamamı bitmiş değil zaten. Mehmet Ali Bey belirtmek isterim. Cumhuriyet Mahallesi Park 23 arka tarafları ve belediyemize ait yerler ve park var. Evet bu basketbol sahaları ile ilgili buradan en azından hem Samet Bey Abdus Samet Bey'e seslenmiş olalım. Belediye Başkanımıza da seslenmiş olalım. O bölgede Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde gençlerimizin oynayabileceği, basketbol oynayabileceği, futbol oynayabileceği mahalle tesislerinin eksikliği ile ilgili bir eleştiri alıyoruz. Ben bunu sizlere aktarmış olayım. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki gençlerin bu tür etkinlikleri yapabilmeleri için sahalara ihtiyaçları varmış. İsterseniz planlarınızı, projelerinizi bir kez daha gözden geçirin. Vatandaşımız çok iyi niyetli olarak bunu bekliyor sizden. Osman Bey'e sorar mısınız 5.3 depremde evleri ağır hasar alan vatandaşlar kira yardımı alacak mı? Söylediğim gibi ben bunu yarın soracağım inşallah ve cevabını sizlerle bu saatlerde paylaşmış olacağım. Evet, Cip Mesire alanı ile ilgili yine bir kesimhanenin kokusundan kaynaklandığını ifade ediyor bir izleyicimiz. Bir habere bakalım sonra mesajlara devam edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Elazığ'daydı biliyorsunuz son 3 gündür. Bugün de bir takım etkinliklere katıldı ve Fırat Üniversitesi'nde geçmişten günümüze Kıbrıs Türkünün mücadelesi konulu konferansa katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ ziyaretlerinin son gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi konulu konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar'a Elazığ Valisi Arkaya Yürek, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekillerinden Metin Bulut, Sermin Balık, Şehit Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu ve kızı, Toplum Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan ve Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Şebnem İlhan eşlik etti. Konferansta Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Kıbrıs Türk halkını korumak için verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş Beyefendi'nin vasiyetinde belirttiği üzere Kıbrıs Türk halkını kurtarmak için verilen mücadelenin unutulmaması gerekir. Tabip Tu General Şehit Nihat İlhan'ın oğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Elazığ'a gelmesi ve şehitlerimizi anması hepimiz için onur kaynağıdır diye konuştu. Sayın Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ilimize kadar gelmesi, şehitlerimiz Mürüvvet Anne, Murat Kutsi ve Hakan Anması, rahmetli babam Nihat İlhan Anması hepimiz için bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Sayın Tatar bizleri şereflendirmiştir. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise geçmişte olduğu gibi Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türklerinin yanında yer almaya devam edeceğiz dedi. Şehitlerimizi ve aziz hatıralarımızı yaşatmak hepimiz için bir borçtur. Onların vatan toprakları için verdikleri şanlı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak bizlerin asli görevleridir. Anavatan olarak geçmişte olduğu gibi Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türklerinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs hiçbir zaman yalnız kalmadı ve bundan sonra da yalnız kalmayacaktır. Vali Arkaya Yırıksa konuşmasında Kıbrıs'ın Türklerde kalması için çok mücadele verdik diyerek biz gittiği yere medeniyeti götüren, insan haklarını önceleyen bir ceddin torunlarıyız ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ın Türklerde kalması için çok mücadele verdik. Kıbrıs'ı Türkler çok acılar çekti. Türk milleti bu uğurda çok şehitler verdi. Biz gittiği yere meden medeniyeti götüren, insan haklarını önceleyen bir ceddin torunlarıyız. Bizim bulunduğumuz yerde adaletsizlik olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974'te Türkiye Kıbrıs'a barışı getirmiştir diye konuştu. Kıbrıslı Türkler olarak Türkiye'nin desteğiyle devletimizi güçlendirmeye devam ettik. Netice itibariyle Türkiye Kıbrıs'a 1974'te barışı getirmiştir. Barış hala daha sürmektedir. Kıbrıs'ın tarihinde bu kadar e, güvenlik içerisinde yaşanmış bir dönem hemen hemen yoktur. Cumhurbaşkanı Tatar, bizim kavgamız egemenlik mücadelesidir diyerek Türkiye ile yürütülen politikanın çok önemli olduğunu ifade etti. Etiyet bizim kavgamız, bizim mücadelemiz egemenlik mücadelesidir. Ben hep onu söyledim. Onun için şu anda Türkiye'nin de tam desteğiyle yürütmekte olduğumuz politikanın çok değerli, çok anlamlı olduğunu bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, Kıbrıs Türkleri mücadelesi bu. Cumhurbaşkanı Tatar son olarak Türkiye ile münasebetlerin en iyi şekilde sürdürülmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır dedi. Ama net itibariyle biz her zaman Türkiye ile var olduk. Türkiye'nin desteğiyle buraya kadar gelebildik. Türkiye'nin güçlenmesiyle bu bölgede bir takım stratejik olayların da şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda daha da belirgin hale gelmesiyle Türkiye ile münasebetlerimizin, Türkiye ile işbirliğimizin en iyi şekilde sürdürülmesi için ne gerekirse onun yapılması gerekmektedir. Benim siyasetim, benim politikam böyledir, böyle olacaktır değerli arkadaşlar. Program sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Fırat Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Fahrettin Göktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a Fahri Doktora Cübbesini giydirmektedir. Sayın Rektör, Değerli Valim Belediye Başkanım, Milletvekillerim, Kolordu Komutanım, İlhan Ailesi'nin değerli mensupları. Ben 1982 yılında Cambridge Üniversitesi'nden İktisat Fakültesi'nde mezun oldum. Daha sonra İngiltere'de Price Waterhouse firmasında çalışmak ve gerekli imtihanları geçmek suretiyle Chartered Accountant oldum. Chartered Accountant manevi müşavir ve e, muhasebe eğitimi alan bir kişilere verilen bir ünvandır. Ama bu ünvan hepsinden daha değerlidir. Dolayısıyla bu duygu sizleri selamlıyorum sizlere teşekkür ediyorum Onurluydum. duydum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar'a Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından da fahri hemşirelik beratı verilip 8 köşeli kasket hediye edildi. Evet Fahri Doktor Ünvanı da birlikte Fahri Hemşehrilik Berat'ı da verilmiş oldu. En azından Ersin Tatar'a güzel görüntülerdi, keyifli görüntülerdi. Ersin Tatar'ın programıyla devam edelim. Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugünkü adresi yine Fırat Üniversitesi'ydi. Fahrettin Göktaş'ı ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretleri kapsamında ikinci gününde Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'la makamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar'a Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekillerinden Metin Bulut, Sermin Balık, Şehit Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu, Toplum Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan işlik etti. Ziyarette Rektör Göktaş, Cumhurbaşkanı Tatar'ı üniversite hakkında bilgilendirirken, geçmiş yıllarda Elazığ ve Kıbrıs'la ilgili Elazığ basını tarafından yapılan haberler incelendi. Bölgenin en büyük üniversitelerinden birisiyiz. Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanım hem bilimsel araştırmalarda hem eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi yönünde biz her zaman Türkiye'de ilk 20'nin içerisinde giren bir üniversiteyiz. Yazılar var. Bunlar da Kıbrıs'ımızla ilgili şehrimizdeki gazetecilerin çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlamış olduğu e, bilimsel arşivimiz efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doktor Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ı ve şehit olan ailesini bir kez daha minnetle andıklarını belirtti. E, sayın e, Binbaşı, sonra Tuğgeneral Tabip Nihat İlhan'ın e, dün burada orman müdahalesiyle evet. bir kez daha hayat öyküsünü e, gözden geçirme fırsatım oldu. ...bu büyük insanı bir kez daha yad etmek istiyorum. O ile hayatta tekrar dönmüş, tekrar başarılarıyla... ...hem Elazığ'a hem bütün Türkiye'ye hizmetlerini son nefesine kadar yürütmüş bir büyüğümüz. Cumhurbaşkanı Tatar, Fırat Üniversitesi 45 bin öğrencisiyle büyük bir camia diyerek... ...vatan ve bayrak sevgisi her eğitim müessesesinin önemli unsurları olmalıdır şeklinde konuştu. Fırat Üniversitesi 45 bin öğrencisiyle büyük bir camia büyük bir eğitim merkezi dolayısıyla burada çeşitli fakülteler dersler ama bir kez daha ifade edelim ki milli şuur maneviyat ve tabii ki ülke sevgisi bayrak sevgisi vatan sevgisi her eğitim müessesesinin en önemli unsurları olması lazım. Evet, izleyicimiz diyor ki sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Sosyal konutların bir kısmının yapılmaya başlandığını biliyoruz. Açıklamalar bu yönde. Fakat tamamı ne zaman teslim edilir? Çok fazla açıkçası net değiliz o konuda. Kızılay Mahallesi'ndeki bilgi verir misiniz? Kızılay Mahallesi'nde ihalesi yapıldı ve inşaatın başladığını ben biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin beni. Bir izleyicimiz de diyor ki, Elazığ'ın yollarının durumu çok iyi değil. Trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda beton mikserleri yola betonu döküp gidiyor. Ayrıca şehrin doğu tarafındaki yolları çukurdan geçilmiyor. Bir altyapı çalışması yapılacak aslında o nedenle. Kısmen belli çalışmalar biraz röntge alınmış gibi duruyor. Ama dediğiniz gibi bunların hiçbiri Elazığ'daki yolların tamamının çukurlarla dolu olduğumasını gerektirmiyor ki yapılan çalışmalar var. Yeni açılan yollar var. Ama bakım ekiplerinin biraz daha belki yoğunlaşmaları gerekiyor. Fakat şu beton mikserleri konusunda %100 haklısınız. Geçtiğimiz günlerde haberini de yaptık. Bir bilgilendirme yapılmıştı. Artık çok fazla taviz verilmemesi gerekiyor. Bir ton bitümün karşılığı 4000 TL. Bir ton bitüm. Yani çok yüksek rakamlara bitüm alınıyor. O yolların maliyeti oldukça yüksek. Çok ciddi işçilik ve emek var, para var birilerinin para kazanabilmesi için işte o kapağı kapatmaması, fazla yük yüklemesi, dikkat etmemesi sonucu milli servetimizin yok olmaması adına bu uygulamaları başarıyla yapmayan işte beton firmalarına, mikser sürücülerine cezai müeyyidelerin uygulanması haktır, esastır, yapılması gerekendir. Çünkü dediğim gibi yani bir sıcak karışım asfaltın maliyeti oldukça yüksek. E, maliyetlerle yapıyoruz. Hepimizin cebinden çıkan paralar sahip çıkmamız gerekiyor. Herkes işini düzgün yapsın ve herkes para kazansın. İşini düzgün yapmayanlar da düzgün yapanlar da rekabet edemesin. Temennimiz bu. Katılıyorum size. Sivrice köylerinde depremden dolayı yıkılan evler 2 yıl oldu. Bir çivi çakılmadı. Bunun nedenini araştırır mısınız? Soralım bunun nedenini. Soruyoruz aslında hemen hemen her gelen konuğa bunları soruyoruz ama net cevap alamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Yani işte yapılıyoruz, yapıldı, yapılacak. İşte iki sene oldu dediğiniz gibi ihaleler neden yapılmadığı bir kez daha soralım biz isterseniz. Evet Mehmet Ali Bey etap ve farklı kurallarda konut alanlar kendi arasında vecaiş yaptığında bunu resmi olarak AFAD'ın sistemine işleyemiyoruz. Ben başkasının konutunu başka benim konutu ödüyor. Lütfen bir genel becaişi kararı yapılsın. Genel becaiş kararı alınmıştı. 30 gün süre vardı. Bu süre zarfında becaiş yapanlarda söylemiş olduğunuz gibi değişim söz konusuydu. Yüzlerce insan bu şekilde mağduru, zor bir işlem olmaması gerek. Lütfen yardımcı olsunlar, bir hak tanısın insanlara. Saygılarımla iyi çalışmalar. Bu konu önemli. Bir kez daha dikkat çekelim, en azından gündeme getirelim. Diyelim ki vatandaşlar kendi aralarında anlaşmışlar. Fakat sistemde dönüşüm yapamıyorlar. Bununla ilgili bir hak daha. Belki işin sonunda bütün konutlar dağıtıldıktan sonra böyle bir hak çıkartsak daha mı iyi olur diye Düşünmek gerekiyor. Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Harput'ta ziyaret etti. Harput'ta GoArt projesini deneyimledi ve başarılı bulduğunu söyledi. Dünyada ilk kez Elazığlı bir firma tarafından geliştirilen sanal rehberlik uygulaması olan GoArt, Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde dünya yolculuğuna başlamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ziyaretleri kapsamında gittiği Harput'ta insanların gezdikleri tarihi mekanlarda bölgenin eski zamanlardaki halini, tarihi mekanların dokularını artırılmış gerçeklikle kullanıcılara sunan Guart projesini yerinde deneyimledi. Şansımız oluyor, rehber ortadan kalkıyor, bilgiler süzülmüş, bir büyük proje Türkiye geneline yansıma noktasına geldi. Bu bizim Elazığ valimizin bir anlamda Elazığ'a büyük bir hizmetidir. Çünkü artık her şey teknolojide yeni gençlerle yürüyor. Ee, burada Efendim buradan bakacak vardı. olursanız burası Harput'un Osmanlı zamanı. Evet. Burada muhafaza tane var. İşte burası bir e, ah, Saratun Camii'nin 15. yüzyıldaki hali. Cumhurbaşkanı Tatar projeyi beğendiğini dile getirerek tebrik etti. Ya o zamanki hali. Tabii birebir halini yaptık efendim. Çok teşekkür ederim. Projesi gerçekten yadın, gerçekten. yani proje, nesil itibariyle be, be şimdi Kıbrıs'tan mı? geldiğimde şöyle derim. Bizim köklerimiz buradan. Biz Anadolu'dan Kıbrıs'a gitmiş insanlar 1571'de buraları 1571'in öncesinden dolayısıyla bizim de atalarımızın eee tabii ki e, yerleridir bunlar. Dolayısıyla yıllardan sonra buralara gelmek Kuzey Kıbrıs Türkçümeni Cumhurbaşkanı olarak buradaki bu eski köklerimizi, eski eserlerimizi Selçuklulardan Osmanlı'ya ve Bilal'e yapılan bütün bunları görebilmek benim için gerçekten gurur vesilesi. Geçen hafta kurallar çekildi. Abdullah Paşa Mahallesi'nde 763 hak sahibine evlerinin nerede olduğunun tespit edildiği kurallarla belirlendi. İşte o evlerin teslimatlarını başlandı 5 Temmuz itibariyle. Evlerine yerleşen ya da evlerini gören vatandaşların tepkileri ya da daha doğrusu beğendiklerini ifade eden sözleri ekranlarınızda. 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en fazla etkilenen mahallelerden olan Abdullah Paşa Mahallesi'nde birinci etabın ardından ikinci etap konutlarında da sona gelindi. Allah Allah. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Abdullah Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan ikinci etap konutların kural çekilişi geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmiş ve hak sahibi olan vatandaşlar belirlenmişti. Toplamda 763 hak sahibinin olduğu Abdullah Paşa Mahallesi ikinci etap konutlarında anahtar teslimlerine 5 Temmuz itibariyle başlandı. Evlerine kavuşmaktan dolayı mutlu olan vatandaşlar yetkililere teşekkür etti. Evimizi evet, evimizin anahtarını içinde alıyoruz. Çok mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. Çok güzel evler. Çok mutluyuz. Allah herkesi güle güle oturmayı nasip etsin inşallah. Şunu ifade etmek istiyorum. Biz depremden e, büyük sıkıntılar yaşadık. Ve hamdolsun Allah'a bugün biz o sıkıntılar atlattık. Şu anda anahtarlarımızı alıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ve burada Çevre Şehircilik Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Valimize, Belediye Başkanımıza burada teşekkürlerimi sunuyorum ve emeği geçen tüm çevre şehircilik tüm arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çaydaçıra Mahallesi'ne gidelim. Çaydaçıra Mahallesi'nde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve beraberindekiler tarafından ziyaret edilen köy kent projesini ekranlarınıza getirecek şimdi Mustafa. Toplam 45.211 metrekare üzerine kurulu olan bir proje. Ee, i̇çerisinde neler var? Köy meydanı var, su değirmeni, yel değirmeni, kümes gibi köy yaşantısı ve donatılarının yer aldığı alanlar var. Mustafa onu ekranlara getir, beni al istersen ekrandan. Ee, Başkan Şahin Şerifoğulları ve beraberindekiler kimler var beraberinde? AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım. Gezinti yolunu, koşu parkurunu, bisiklet yolunu bizzat kendileri gezerek tecrübe ettiler. Yine iskeleler ve oturma üniteleri şu anda yerleştirilmiş durumda. Hayvanları da görüyorsunuz Köy Kent Projesi içerisinde. Özellikle çocukların çok çok dikkatini çeken ve keyif alarak eğlendikleri bir mekan olmuş Köy Kent Projesi. Şerifoğulları'nın vizyon projelerinden biri olarak hayata geçirilen eğlenme, dinlenme ve sportif faaliyetleri olanak sağlayan yeni yaşam alanı ziyaretçilerinden tam not aldığını söyleyebiliriz. Mesajlara hemen bakalım. Mesajlarda ne var? İzleyicimiz diyor ki Mehmet Ali Bey, Toki'yi aradık. Yemişlik sosyal konutlarının ihalesinin dahi yapılmadığını söylüyorlar. Üç günlük dünya için fırıldak olmaya gerek yoktur. Üst olsunlar, teşekkür ederim. Çevre Şehircilik Bakanı bizim televizyonumuzdaki programda... Dedi ki 2 artı 1 sosyal konutların inşaatları başladı ve devam ediyor. Biz bakanın söylemiş olduğu sözü ifade etmeye çalışıyoruz. Elazığ'da ağaç katliamı oluyor. Lütfen sessiz kalmayalım. Bunları konuştuk biz. Programın içerisinde birkaç kez bahsettik. Belli noktalarda ağaç kesimine biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ağaca ihtiyacımız var. Ali Aydemir dile getirmiş bu söylemi. Program içerisinde birkaç kez konuştuk bunu. Tekrara düşmeyelim. Yine Abdullah Paşa 3. etabın ne zaman çekileceğini söylüyor. Çocuklarımızın okul kaydı için bilgi almak istiyoruz diyor. 3. etap da tamamlanmak üzere gibi duruyor. 2. etap teslim edildi. Sırada 3. etap var. İnşallah yaz sonunda teslim edilmiş olur diye temenni ediyoruz. Ovalarımızın susuz kaldığını, esnafımızın biraz halinin iyi olmadığını ve e, el er geç yetmez ki eksik olsun diye bir dörtlük izleyicimiz paylaşmış. Çok iyi şiir okuyamadığım için bunu nesirleştirip sizinle paylaşmak durumunda kaldım. Bir diğer izleyicimiz hayırlı geceler iyi yayınlar Mustafa Paşa birinci etap konutları hakkında ne olur bilgi verilsin artık. Benim gibi bütün mağdurlar artık beddua etmeye başlayacağız. artık evler 5 aydır bitmiş neden teslim edilmiyor diye soruyor izleyicimiz cevabını söylediğim gibi bilmediğimiz şeyleri cevaplayamıyoruz. Bildiklerimizi de aktarmaya çalışıyoruz. Devam edelim gece görüşüne. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 28 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar katliamı şehitleri için Elazığ Milletvekili Gürsel Erol mesaj yayınladı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 28 yıl önce 33 sivilin teröristlerce şehit edildiğini aktarmıştık sizlere. Bugün CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 5 Temmuz 1993'te Erzincan Başbağlar'da PKK terör örgütü tarafından katledilen yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. PKK terör örgütünü lanetliyorum. Bir daha asla böyle büyük acıların yaşanmamasını diliyorum dedim. Memur tarafından da bir dua programı düzenlendi. 5 Temmuz'da 1993 yılında yaşanılan o katliam için Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Sait Koç Camii'nde sabah namazını müteakip dua programına İbrahim Bahşi katıldı. Memur Sen il temsilcisi yine Memur bağlı tüm sendikanın temsilcileri de bu etkinlikte yer aldı. Bahşi silahların tek hedefinin milletin varlığı ve beraberliği olduğunu dile getirirken memur sen olarak yapılan katliamı unutmayacağız dedi. PKK'lı teröristlerin 28 yıl önce 33 sivili katlettiği başbağlar katliamı unutulmadı. 28 yıl önce 5 Temmuz günü gerçekleşen katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Memur Sen tarafından Sayit Koç Camisi'nde sabah namazının ardından dua programı gerçekleştirildi. Allah'ın o 33 tane şehidin şahadetini kabul eyle Onları sen Muhammed Mustafa'ya, sehidi Şuhada Hazreti Hamza'ya konuş eyle Allah'ı. Programın ardından memursan il temsilcisi İbrahim Bahşi yapılan katliamın acısını hala yaşadıklarını vurguladı. 5 Temmuz 1993'te yine böyle bir pazartesi günü Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde akşam ezanından hemen sonra PKK'lı teröristlerin yaşlı, çocuk demeden 33 masum insanı kurşuna dizip ev ve cami ile birlikte yakarak hunharca yaptığı katliamın acısı hala yüreğimizi dağlamaktadır. Bahçe silahların tek hedefinin milletin varlığı ve beraberliği olduğunu dile getirirken memur sen olarak yapılan katliamı unutmayacağız dedi. O karanlık mihrak ve silahların tek hedefi Kardeşlik esasına dayalı millet varlığımız, birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuzdur. Memur sen olarak kardeşliği hedef alan zihniyetin karanlık, kirli, kanlı yüzünü ve niyetini en zalim ve en aşağılık yüzüyle ortaya koyan terörü unutmadık, asla unutmayacağız. Bu vesileyle teröre kurban verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Rabbimiz Birlik ve beraber, beraberliğimizi bozmasın. Elazığ Belediyesi Cip Mesire alanındaki kötü kokuyla alakalı olarak bir yazılı açıklamada bulundu. Açıklama şöyle, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen Cip Mesire alanında yayılan kötü kokuya ilişkin açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Cip Baraj Gölü'nde yetersiz yağış ve hava sıcaklıklarının yükselmesi sonrasında rahatsız edici bir koku ortaya çıkmıştır. Cip Baraj Gölü'nde oluşan kötü koku ilişkin çözüm oluşturulması amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından DSİ Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. DSİ Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle göl dibinde oluşan tortunun temizlenmesiyle sorun ortadan kalkacaktır soruna ilişkin temizlik çalışması DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla şeklinde bir açıklamayla açıklama netlik kazanmış durumda. Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte Elazığ'a gelen Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat İrem Erdal, derneğin Kıbrıs'taki faaliyetlerinden bahsetti. Oradaki öğrencilere burslar verildiğini, Elazığlılarla peynirde ekmek günü ve çiğ köfte akşamları geceleri düzenlendiğini ifade etti. "Elimizden geldiğince Elazığ'ı tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı Avukat İrem Erdal. Tunceli'de geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası yaşandı ve Elazığ'ın tanınan isimlerinden, iş adamlarından biri bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Bu görüntüleri şimdi ekranlara getiriyor Mustafa. Oldukça e, elim görüntüler. Çünkü Elazığ'da sivilen bir isimli Fatih Yılmaz bugün de cenaze namazı kılındı ve son yolculuğuna uğurlandı. Sosyal medya hesaplarında oldukça sivilen ve tanınan biri olduğunu yakından takip ediyoruz. Elazığ'ın e, önemli eğitim kurumlarından birinin de e, şirket ortaklarından Fatih Yılmaz, Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Genç ölümler her zaman çok zordur. İşte şu anda trafik kazasının gerçekleştiği anı getirdi Mustafa Ekranlara Mobese kamerasından e, direksiyon kontrolünü kaybediyor ve otobariyerlere çarpmak suretiyle hayatını kaybediyor Fatih Yılmaz. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Muş Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı ziyaret etti. İki şehrin ticari ilişkilerinin konuşulduğu ziyarette de işbirliğinin devam edilmesine karar verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Başkan Erdal Koç'a teşekkür etti. E, ticaret odası içerisinde bize oda tahsis ettiler. Odaki personelimiz var. Oradaki Muş'taki e, faaliyet gösteren üyelerimiz de birebir oradaki personelimiz hizmet verecekler. Tabii ki bunun büyük bir destek de ticaret odası başkanımızdan alıyoruz. Bu vesilelerle biz Muş'a yabancı değiliz. Tabii ki zaman zaman biz gidiyoruz. Zaman zaman başkanım geliyor. Sağ ol, teşekkür. Ederim. Bu yıl nazlık ziyaretinden dolayı inenlere teşekkür ederim. Bundan sonra da beraber çalışmalarımızdan da başarılar dilerim. Muş'un el hazırlığına, ikimizin de bursa olarak da, oda olarak da biz elimizde ne gelse illerlerimiz için inşallah hep beraber çalışıyoruz. Muş Ticaret Odası Başkanı Erdal Koç da iki şehrin gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Ee, malum e, Elazığ Ticaret Borsası bizim paydaşımız, biz Muş'ta onların temsilcisiyiz e, ve en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ki Elazığ ve Muş'un e, kültür farkı birbirine çok yakın e, ve insanlarımız gerçekten e, Elazığ'ı tercih ediyor Muşlular. E, bu da insanların yakınlığıyla alakalı. TOkilerde deprem zedeleri evleri verildikten sonra halka kura açılır mı bilginiz var mı diye soruyor. Yeterli konut sayısı üretildikten ve teslimatı yapıldıktan sonra olabilir ama şu anda bunu söylemek çok mümkün değil. 21 bin konut üretiliyor şu an Elazığ'da. Hak sahiplerinin sayısı, sosyal daha doğrusu kentsel dönüşümden hak sahibi olanların sayısı üst üste konduğu zaman sanki biraz açık kalır ama ne olacağı çok net değil. Şimdiden bunu söylemek çok doğru bir yaklaşım değil. Ama milletvekillerimiz diyor ki böyle bir şey olacak ve bunları en azından satacağız, sosyal konut projesi kapsamında değerlendireceğiz deniyor. Abdullah Paşa Batı ile ilgili çalışmalar konusunda bilginiz var mı? Vatandaş için rant olma ihtimali var mı? Yoksa bizim arsalarımızı tekrar bize mi satacaklar? Selahattin Şengül soruyor. En son yapılan toplantıda 3 seçenek sunulmuş diye biliyorum. Ya 150 bin lira karşılığında belediye bu evleri yapıp size verecek deniyor. Bir diğer seçenekte o arsaların vatandaşlar tarafından alınıp ee, yine vatandaşlar tarafından e, müteahhit bulunmak suretiyle yapımına sağlanması. Üçüncü seçeneği e, çok net değil şu an aklımda ama e, yine o arsalardan feragat ediyor belediye belli alanlarda. İşte siz yaptırırsanız %15 alırız gibi bir yaklaşımları var. Tamamen iyi niyetli olarak görüşmeler devam ediyor diye biliyorum. İl Genel Meclisi'ndeki... Konuşmaları ve değerlendirmeleri görüşmeleri aktaracağımızı size söylemiştik. Bugün yoğun geçtiğine ilgilenen meclis toplantısı tartışmalar yaşandı. Kameralarımız oradaydı. O görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Elazığ İl özel İdaresi'ne bağlı il genel meclisi Temmuz ayı oturumlarını sürdürüyor. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşim atıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların dördüncü birleşimi gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesiyle devam etti. İlk olarak Kobancılar ilçesine bağlı Taşçanak köyünde bulunan tarihi çeşmenin korunması ve Turizm Komisyonu tarafından incelenmesiyle Baskil ilçesi Yukarı Kuluşağı köyü yolunun altyapı hizmetleri komisyonu tarafından incelenmesi maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bunun tarihi çeşmenin korunması amacıyla nelerin yapılabileceği konusu ile ilgili olarak hazırlanan Turizm Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Rapor hakkında söz alma isteyen var mı? Komisyon inceleme raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Baskil ilçesi yolağında bulunan Yukarı Kuloşağı köyü yolunun incelenmesi ile ilgili olarak hazırlanan Altyapı Hizmetleri Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Komisyon raporu hakkında söz alma isteyen var mı? Komisyon inceleme, inceleme raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Valilikten gelen önerge doğrultusunda il özel idareye tahsis edilen 34 kadrolu sürekli işçinin görüşüldüğü önergede Osman Dilek ve İsmail Öktem arasında sözlü tartışma yaşandı. Önerge daha sonra oy çokluğu ile kabul edildi. İşte, işte iş meydana çıktı. İşte iş meydana çıktı. Benim Kirvan'ın oğludur. Kim ne demiş ya? Çırpan kim ne demiş? Dörtlüklerin hatifi dinleyelim. Kanunen, başkanım kanunen, kanunen diyorum. Bu arkadaşın gelmesinde bir sakınca yoksa tamam eyvallah. Biz ama aranacak şartlar dedik ki liyakatli olması lazım, ehliyetli olması lazım. Bir de özel idare ihtiyacı var mı dedik. O ne, ne her ne her ne anayamaydı sorup çıkıp benim kirvanımın oğlu, sizin kirvanınızın oğlu diye biz konuşmayacak mıyız? Bir dakika, bir dakika son verayım. Bir dakika. Sayın bir dakika. Başkan, biz kurup evet, arkadaşlar. Sayın Başkan, biz grup kararından bahsettik mi? Etmedim, Doğrusu. Ben grup kararı dediniz ya. Grup kararı, demedim, demedim ben. Kabul etmeyenler, çekimsel, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Meclis daha sonra 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis ben ben ben. Heyeti'nde görev yapacak kişilerin belirlenmesi için meclise sunulan önergeyi görüştü. Önergeyle ilgili söz alan Osman Dilek, MHP meclis üyelerine de heyette görev verilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi biz bu Cumhur İttifakı'nda değil miyiz? Biz o sabaya niye bir tane bizden kaç seferde iki söylememize rağmen, bizden derken şahsımı kastetmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubunu kastediyorum. Niye bir tane uygun görülmez, niye yazılmaz, niye kabul edilmez? Ama kirvaları olduğu zaman evet iş çıkıyor. Burası kirvalara hizmet yeri ise kirvalara hizmet yeri ise biz burada bu işi protesto ediyoruz. Meclis üyesi Mehmet Hanifi Coşkun da seçimlerde herhangi bir adaletsizliğin olmadığını söyledi. Yani burada kamuoyu yanlış yönlendirmenin kimseye bir faydası olmaz. Yazıktır. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlıyız ve sonuna kadar da saygı göstermişiz. Buradaki mevcut arkadaşların hepsi diğer komisyonlarında mevcut. Konuşmaların ardından heyette görev yapacak kişilerin belirlenmesi için oylama yapıldı. Hüseyin Yılmaz için oylama yapıyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. 8'e karşı o çokluğuyla kabul edilmemiştir. İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları Salı günü yapılacak birleşimle devam edecek. İl Genel Meclisi'ndeki tartışmalar hakikaten faydalı oluyor. Kimi zaman ekranlara getiriyoruz. İşte Kirvam'ın oğlu, Kirvam'ın yakını Osman Dilek Bey'in oradaki e, muhalefetini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Haklı muhalefetini diyelim aslında. Neticede e, elbette ki bir konu hakkında savunma yapılırken akrabalık ilişkileri öne çıkartılarak savunmak çok da doğru bir yaklaşım değil ki şehrin adına büyük bir kayıptır aslında. Ne diyor izleyicimiz bakalım? Abdullah Paşa teslim edilen TOKİ evleri işçilik çok da iyi olmadığını düşünüyorum. Orada konuşanlar acaba evlerin işlerini görmediler mi? Az önce konuşan vatandaşlara bir eleştiri gelmiş bir diğer vatandaşımızdan. Kiracıyım hak sahibi değilim. Bizim gibiler nasıl ev sahibi olabilir diye söylemiş. İnşallah TOKİ sosyal konut projeleri yaparsa neden olmasın diye düşünelim. Devam edelim birkaç mesaj daha aktaracağız bu haberden sonra. Elazığ Memur Sen Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu. Memursan Elazığ İl Teşkilatı üyeleri enflasyon seçimi için bir araya geldi. Evet. Memursan İlazı İl Temsilciliği ve Memursan'a bağlı iş kollarının şube başkanları ve üyeleri bir araya gelerek memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama yaptı. Bugün Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. 5. dönem toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu Kamu işvereni ve kamu görevlileri hakem heyeti 2021 yılı için %3 artı %3 zammı kamu görevlerine rava görmüştü. Bugün açıklanan 1,94'lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkı 5.45 olmuş. Böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle %8.45'lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Eğitim Birsen Mehmet Akif Finans Salonu'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan... ...Memursan İl Başkanı İbrahim Bahşi, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü yükseltiyoruz. Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz. Kamu görevlilerine enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memur aylığının yüzde onu kadar seyyanın zam yapılmasını en düşük devlet memurlarına maaşının da yükseltilmesini istiyoruz. Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve ünvan ayrımı yapmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Elazığ'da 136 arsayı ve tarlayı arsa ve tarlayı satışa çıkartacak. Detayları hemen aktarayım size. Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'da konut yapımını hızla sürdüren TOKİ Elazığ'da satışa sundu. 187 arsadan 136'sının Elazığ daha doğrusu satışa sunduğu 187 arsadan 136'sının Elazığ'da olduğunu aktardı. bu arsalar 33'ü Aksaray'da, 44'ü Sürsürü Mahallesi'nde, 14'ü Aşağı Holpenk, 5'i Bizmişen, 14'ünün Gümüşkavak ve 22'sinin de Monik bölgesinde olduğu ifade ediliyor. Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsaları alıcıların %25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabileceği, açık arttırmanın ise TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda 6 Temmuz Salı günü saat 10.30'da internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi. Deprem sonrasında birçok noktada konutların yapıldığı Elazığ'da satışa çıkan arsaların da yeni konutların yapıldığı bölgeler civarında olduğu, yatırım için önemli bir fırsat olduğu dile getirildi. Elazığ'da kimliği belirlenemeyen bir grup defini aramak için girdikleri mezarlıkları tahrip etti. Vatandaşlar şahısların yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Merkez Zafran Mahallesi'ndeki bir mezarlık kimliği belirlenemeyen şahısların hedefi haline geldi. Defineciler ellerindeki soba küreğiyle mezarlığa girerek mezarları açıp define aradı. Define arayan şüpheliler daha sonra kazdıkları mezarları açık bırakarak bölgeden uzaklaştı. Mahalle muhtarı Selahattin Kuşaksız bir vatandaşın sabah mezarlığı sularken tarihi mezarlığın kazıldığını görmesi üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerini dile getirirken son zamanlarda bu tür kaçak kazıların çoğaldığını ifade ettim. Bir mesaj aktaralım. Evim orta hasarlıydı 5.3'lük depremden sonra ağır hasara döndü. Orta hasarken 5000 almıştık. Ağır hasara dönünce 6000 daha alacaktık. Afada gittim. Kira kontratı getir dediler. Şu an kirada değilim. 6000'den fa Hayır, kirada olmanız gerekiyor. Bir kontrat düzenlemeniz gerekiyor ki kira yardımı alabilirsiniz geçmiş dönemde afatta ilk taksitler kontratsız verildi ama sonraki ikinci taksitlerde kontrat istendi bilginiz olsun. Zafran Toki'nin anahtarlarının ne zaman teslim edileceğini soruyorsunuz bilmediğimi ifade etmiştim. Bir diğer izleyicimiz ne diyor? Diyor ki Abdullah Paşa ikinci etap Toki'de becaiş yapmak istiyor bir izleyicimiz. O becaiş siteleri var, oraya yazın isterseniz. Facebook'ta becaiş grupları oluşturulmuş. Oraya yazarsanız daha doğru olur. Bir izleyicimizin böyle bir talebi var. Bizden okumamızı istiyor, telefon numarasını vesaire. Onu okumayalım, öyle olmaz burada. Ee, evlerimiz bitti ve halen teslimat yok. Ödeme belli değil. Paşa Mahallesi eşyalarımız depolarda çürüdü, saygılar. Ya bu konuda bir açıklama yapsanız ne kadar güzel olacak. Gerek milletvekilleri gerekse diğer yetkililer bir açıklama yapsa çok kıymetli olacak vatandaşlarımızın nazarında. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da Elazığ kültürünü yaşatmak isteyen bir Elazığ Dayanışma Derneği var. Yeni dönen folklor kurslarına başlamış durumdalar. Mustafa görüntüleri ekranlara getir istersen bir bakalım ne yapıyorlar. İstanbul Elazığ Dayanışma Derneği Elazığ kültürünü yaşatmak amacıyla folklor kurslarına yeniden başladı. Pandemi ile ara verdikleri kurslarına yeniden başladıklarını aktaran eğitimci zekayı yatan amaçlarının Elazığ kültürünü en iyi şekilde yaşatmak olduğunu söyledi. Yine derneğin başkanı Mehmet Demirba ise pandeminin bitmesiyle folklor kurslarına yeniden başladıklarını ifade etti. Dernek üyelerinden Murat Can Elazığ kültürünü yaşattıkları için tüm katılımcılara teşekkür ettim. Deva Partisi ile devam edelim. Bu ara Deva Partisi'ni sahada görüyoruz ve yazılı açıklamalar yapıyorlar. Deva Partisi Akçakiraz beldesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Akçakirazlı vatandaşlarla bir araya gelen Deva Partisi teşkilatı belde halkı ile karşılıklı istişarelerde bulunarak sorunları dinledi. Belde esnafını da ziyaret eden partililer daha sonra beldeye bağlı altın çevrede ziyaretlerini sürdürdüler. TOKİ konutlarına taşınan bir kısım vatandaşların sorunlarını dinledi avukat Mehmet Kangal. Buradaki insanlar öncelikle evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ancak TOKİ'nin evleri teslim etmesinden sonra çevre bakımı konusunda yetersiz kaldığını ve ilgilenmediğini dile getirdi. Bunun yanında yapılan konutlarda dükkan eksiğinin bulunduğunu, burada yaşayanların ihtiyaçlarına gideremediğini, alışveriş yapacakları hiçbir yerin olmadığını söylemiş vatandaşlar. Bu eksikler ve talepler önemli dikkate alınarak yetkililerimizin gereken çalışmaları yapmalarını, buradan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz dedi. Bir yandan mesajlara bakıyoruz, bir yandan haberleri aktarıyoruz. Daha çok mesajlarına hemen hemen birçoğu e, toplanıyor. Konutlarla ilgili, tokilerle ilgili, teslim tarihleriyle ilgili akşamdan bu yana zaten bunların cevabını vermeye çalışıyoruz bildiklerimizin. Birçoğuna da cevap veremiyoruz zaten. Hüdapar, Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ölmez, 5 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Başbağlar katliamı hakkında açıklamalarda bulundu. Hüdapar Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ölmez, 5 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan başbağlar katliamı hakkında açıklamalarda bulundu. Ölmez yaptığı açıklamada, korkunç olay 5 Temmuz akşamı yaşandı. Köyü basan eli kanlı çeteler, ezanın okunduğu sırada camide cemaati zorla dışarı çıkarmış, bir buçuk saat örgüt propagandası yaptıktan sonra tüm erkekleri kurşuna dizip, daha sonra köyü de ateşe vermişlerdi. 33 kişinin şehadetiyle sonuçlanan başbağlar katliamının failleri, belirlenmese de katliamı yapan zihniyet bellidir. Aradan 28 yıl geçmesine rağmen katliamın araştırılıp soruşturulmamış, hakkında bir tahkikat yapılmamış olması ve katliamın faili meçhul kalması yüreğimizin yangınına ayrı bir hüzün katmaktadır. Hüdaparalazı gençlik kolları olarak kardeşliği hedef alan zalimin karanlık, kirli, kanlı yüzünü ortaya koyan Başbağlar katliamını unutmadık, asla unutturmayacağız dedi. Bu konuyla ilgili eski MHP İl Başkanı Raif Çiçek de bir açıklama yaptı. Ve yayınlamış olduğu mesajında şunları söylüyor. Erzincan'ın Kemali ilçesinde 28 yıl önce 33 sivilin teröristlerce şehit edildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar katliamının 28. yılı nedeniyle Ülke Ocakları ve MHP Elazığ İl Başkanı Raif Çiçek açıklamasında saygıdeğer milletimiz bütün Başbağlar katliamının bugün Başbağlar katliamının 28. yıl dönümü. Bugün başta Sözcü Cumhuriyet ve diğer sol yayın organlarının ve insan haklarından hak, hukuk ve adaletten bahseden sözde gazeteler yazarların Başbağlar katliamı ile ilgili tek yazısına rastlamadım. Şu gerçeği görelim. 2 Temmuz günü Sözcü ve Cumhuriyet Sol tandanslı medya organlarında Madımak olaylarıyla ilgili yazılanlara, söylenenlere de şahit olduğunuz gördünüz. Başbağlar katliamı ile ilgili tek söz söylemeyen, yazarların ve gazetelerin dertlerinin hak, hukuk ve insanlık olmadığı bugün bu tavırlarıyla ile ortaya çıkmıştır. Evet, herkes halkımızı bu konuda uyarmalı ve halkımıza bunların gerçek yüzünü göstermeli. Bunların derdi Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak, itibarsızlaştırmak ve halkı umutsuzluğa sevk etmekten başka bir şey değildir. Allah ülkemizi idare edenlerin yar ve yardımcısı olsun. Ülkemizin birlik ve beraberliği huzuru için mücadele eden bu uğurda şehit olan kahraman askerimizi, polisimizi, korucularımızı rahmet, minnet ve gözyaşlarıyla yad ediyoruz. Yakınlarını da sabrı cemil niyaz ediyoruz ifadelerine yer verdi e, MHP eski İl başkanı Raif Çiçek. Bir trafik kazasını getirecek Mustafa ekranlarınızda. Trafik kazası Elazığ Malatya Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. İki araç çarpıştı ve bir araç çarampolu yuvarlandı. Üç kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hankendi'nin Selli köyünde mahalle olarak geçiyor artık mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Çıkan yangında hasat edilmeyi bekleyen ekinler hedef oldu. Ağaçlar zarar gördü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Evet bu haberle gece görüşü noktalıyoruz. Ee, söylediğimiz gibi gece görüşü yaz dönemi boyunca 22.30'da ekranlarınızda olacak. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.